Ekim 1922'de Bakanlar Kurulu kararıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ünvanı olan Gazi Paşa adını alan ilçemizden sesleniyoruz. Yine Gazi Paşa'dan. Yine Komagene Krallığı'nın yönetiminde bulunan antik kentin bir başka köşesinden size sesleniyoruz değerli izleyiciler. Ulu Önder Atatürk'ün ünvanını alan Türkiye'de tek ilçedir. Nedeni şu, Gazi Paşa halkı, yani o zaman Selinti, 1922'den önce Selinti adıyla bilinen Gazi Paşa, Kurtuluş Savaşı'na topyekün katıldığı için bu Gazi Paşa'nın ünvanını almış oluyor ve bu halk da bundan büyük bir onur duyuyor. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün Gazi Paşa ünvanının verildiği tek ilçemiz. Bu da ayrıca bizim burada program yapmaktan gurur duyduğumuz en önemli sebep diyoruz değerli izleyiciler. Sevgili izleyiciler, Orta Çağ'da insan mezarın karanlıklarında gömülüyken Rönesans'ta hayata tutunuyor. Yani Rönesans, Orta Çağ insanının hayata, güneşe, yaşama merhaba dediği bir yüzyıldır. Merhaba dediği bir dönemdir. Bu bakımdan Rönesans'ın en önemli konusu insandır. Bu da hümanizmle eş değer tutulur. Hümanizm, insan sevgisi ve her şeyin insan için olduğu fikrini işler. Hümanizm, ortak insanlık değeri ve sevgisi olarak geniş anlamda bilinen bir kavramdır. Ortak insanlık ve sevgisi. Bunu açacağım biraz sonra. Dar anlamda da antik Yunan'da ortaya konan eserlerin, felsefe eserlerinin, çalışmaların ve felsefi düşüncenin tekrar diriltilmesi, canlandırılması, Yunan filozoflarına ait kitapların, eserlerin, fragmanların Latince'ye çevrilmesi ve bunun içinde merkezler kurulması anlamına geliyor. Ortak insanlık değeri ve sevgisi olarak hümanizm aslında sanat tarihçisi Erwin Panofsky'nin deyimiyle üç anlama geliyor. Yani sırasıyla bir, hepimiz insanız. İki, hepimiz zayıfız. Üç, zayıf olduğumuz için birbirimize hoşgörü göstermeliyiz. Yani insanlardan hiçbirimiz diğerine mutlak derecede, mutlak anlamda üstün değildir. Hepimizin yanlışı, eksiği, zayıfı vardır. Ama yanlışı, zayıfı olmayan tek bir varlık vardır. O da Tanrı'dır. Tanrı karşısında herkes eşittir. Dolayısıyla mutlak bir egemenlik insan insana kuramaz. Bu şu demektir. Kilise adıyla, din adına, Tanrı adına hiç kimse diğer insanlara kendisinin mutlak üstün olduğunu ilan edemez. Üstünlük ve mutlaklık, kusursuzluk, mükemmellik kiliselerin veya din adamlarının değil, Tanrı'nındır. Bakın ne kadar açık değil mi? Peki İslam düşüncesine uyarladığımız zaman nedir? Kur'an'da geçmiyor mu? O mutlak yaratıcıdır, sonsuzdur, doğmamıştır, doğrulmamıştır, tektir, birdir. Ondan başka ilah yoktur, hiçbir şey ona benzemez. Aciz değildir, zayıf değildir demiyor mu? İhlas suresinde böyle söylemiyor mu? Sureyi mi okuyayım şimdi? Açın okuyun. İhlas suresinde bu geçiyor. Peki Erwin Panofsky ne diyor? O da aynısını söylüyor. Madem ki mutlak olan, kusursuz olan tek bir Tanrı varsa hepimizde kusur var. Birimizin söylediği yanlış olabilir. Peki din adına söylersek yanlış olabilir. Kimse din ve Tanrı ya da kilise adına insanlara mutlak doğrunun tekeli gibi davranamaz. İşte hümanizm bunu getiriyor. Efendim hümanizm işte tapınak şövalyeleriyle, masonlukla vesaire daha sonra ilişkileri bakımından değerlendirenler vardır siyasi yönüyle. O ayrı bir şeydir. Onunla ilgili değil Rönesans'taki hümanizm. Temel anlamı budur aslında. Şimdi 1877'den sonra bu Rönesans'taki hümanizm daha geniş bir anlama geliyor. O da hümanizm entelektüellik anlamına geliyor. Yani hümanist olan herkes entelektüeldir demektir. Çünkü
ortak insani değerlere ve sevgiye sahiptir ve paylaşır. Bu bakımdan hümanizm bir entelektüel hareket olarak 18. yüzyılda yaygınlaşmaya başlar. Peki hümanizm ilk hareketini Rönesans'ta nereden alır? Daha önce söyledik biliyorsunuz. Rönesans ilk hareketini antik çağdan alıyor. Tabi İslam dünyasının, İslam filozoflarının büyük bir etkisi var. Onu ayrıca söylemiştik zaten daha önceki programlarımızda. Platon'un diyalogları, Plotinus'un yani onun öğrencisi olan, yeni Platonculuğun kurucusu olan Plotinus'un da dokuzlukları üzerinden bir merkez kurulur. O merkezde Ficino, Latince tercüme merkezi adını verdiği o merkezde, Medisilerin kurduğu o merkezde özellikle Platon ve onun öğrenciliğini daha sonra benimsemiş olan Plotinus'un eserlerini Latince'ye çevirir. Demek ki hümanizmin temeli Platon ve Plotinusçuluktur. Şimdi Erasmus programları var. Nerede? Üniversitelerde biliyoruz. Üniversitelerimizde Erasmus programı var. Bu program kanalıyla öğrenciler Avrupa'da ilgili üniversitenin yapmış olduğu anlaşmalar doğrultusunda 3 haftalık veya bir dönemlik eğitim almak üzere giderler. Buna Erasmus programı diyoruz. Hem dilini geliştirir hem de Avrupa ülkesinde bir üniversitede, farklı bir üniversitede öğrenim görmüş olur, kısa bir sürede olsa. İşte bu programın adı Erasmus'tur. Türkiye'de Avrupa Birliği anlaşmaları uyarınca da uygulanıyor. Bu Erasmus kim? Hümanizmin babasıdır işte. 1536 Erasmus'un ölümü. Erasmus Desiderius burada kendisi kiliseye ve dine bağlı olmakla birlikte onun içinden gelerek eleştiri yapar. İnsanı merkeze alır. Ve Erasmus'a göre hümanist kişi entelektüel kişidir. Demek ki Erasmus'un ismini aldığı bu programlarda hümanizmin aslında babası sayılan Erasmus'tan kaynaklanıyor. Şimdi dil meselesine gelelim. Hümanizmde dil çalışmaları var. 14. yüzyılda Petrarca ve Boccaccio, Homeros ve Herodot'u en doğru bir şekilde çevirmek için ellerinden geleni yaparlar. Demek ki Rönesans'ta çeviri hareketleri var. Yani topyekün bir çeviri kampanyasının olduğunu görüyoruz. Değerli izleyiciler, bunu bugüne uyarladığımız zaman eğer daha geride olan bir medeniyet, ileri medeniyetin ortaya koymuş olduğu eserleri çevirmezse, topyekün bir çeviri faaliyetine girişmezse Rönesans'ın bir tarafı eksik kalır. Demek ki Rönesans'ın önemli kanallarından birisi antik çağla ilgili çeviri çalışmalarının devam etmesidir. Çeviriler olacak, çeviri kampanyaları olacak. Edebiyattan efendim işte fiziğe kadar her alanda çeviriler olacak ki öbür medeniyet tanınabilsin, üstün medeniyet tanınsın ve onu geçebilmek için de Atatürk'ün dediği gibi, hatta o medeniyetlerin, çağdaş medeniyetlerin ötesine geçmek için de ilk adım buradan başlamalı. Çıraklık yapılmalıdır. İşte çeviriler özellikle Rönesans'ta böyle başlar. Yine 15. yüzyılda Lorenzo Valla, antik eserleri değerlendirme ve yayımlama ve yayma, basma kriterleri ortaya koyar. Yani antik çağdan kalan eserler nasıl değerlendirilir, nasıl basılır, nasıl çevrilir? Lorenzo Valla 14-15. yüzyılda bunun temel kriterlerini koyar. Bu şu demektir: önüne gelen tercüme yapmamalıdır. Önüne gelen kitap yazmamalıdır. Kitap yazmanın, çeviri yapmanın, dil sorunlarıyla uğraşmanın belli başlı uzmanlar tarafından bir önceliği vardır. Herkes bununla uğraşmamalı. Bunun kriterleri var. Bunun kriterleri de dil kuralları, dil felsefesinin gerekleridir. Diğer taraftan Rönesans'ta bakın hep insan odaklı, hümanizm odaklı bir Rönesans'tan söz ediyoruz. Kütüphaneler kurulur değerli izleyiciler. Kütüphaneler. Ne yazık ki biz hala bugün üniversitelerimizde yeterince beklendiği kadar kütüphanelere sahip değiliz. Avrupa ve Amerika'daki üniversitelere kıyasladığımız zaman bizim üniversitelerimiz kütüphane bakımından henüz daha beklediğimiz noktada değildir. Oysa daha 14. yüzyıldan itibaren kütüphanelerin nasıl kurulduğunu, efendim dil merkezlerinin, çeviri merkezlerinin kurulduğunu görüyoruz.
Bence üniversitelerde bakın belki 600 yıl geçti bunun üstünden ama üniversitelerimizde çeviri merkezleri mutlaka kurulmalı. Her iki dilin de karşılıklı temel kuralları mutlaka gözden geçirilmeli. Çeviriler, yazılan kitaplar, telif veya çeviri olsun yazılan kitapların hepsi belli uzmanlar tarafından gözden geçirilip öyle yayınlanmalıdır. Yani rastgele kitap yayınlanması gerçekten değerli kitapların da önüne geçmektedir. Hümanizm Rönesans'ta aynı zamanda bir tinsel sağaltım olarak yani ruhsal ve zihinsel sağaltımdır. Rönesans'taki hümanizm zihinsel ve ruhsal sağaltımın bir başka adıdır. Peki sağaltım ne? İnsan hümanizmle nasıl Rönesans'ta iyileşmiş, iyileşme yoluna girmiş, kendi kendini rehabilite etmiştir. Şimdi Orta Çağ'da hatırlayın, yıkıcı güçler vardı, hastalıklar, mistik ve büyüsel bir takım korkular, doğanın öfkesi, Tanrı'nın sürekli işte papazlar ve kilise tarafından insanları ölümle, cehennemle tehdit etmesi, ölüm kaygısını, cehennemi yaşatan bir Orta Çağ'daki Tanrı imajı yerine artık yaşamı seven bir insan profili ortaya çıkmaya başlamıştır. İnsanlar Rönesans'ta hümanizmle birlikte hayata tutunmaya başlamışlardır. Ya bir ölüm kaygısının, ölüm korkusunun dışında bir hayat, bir yaşam, bir dünya yaşamı olduğunu görmüşlerdir. O halde Rönesans insanı hümanizm sayesinde yaşamla barışmıştır, doğayla barışmıştır. Peki Orta Çağ'da küs müydü? Evet. Orta Çağ'da insanlar genel olarak gerek biyolojik hastalıklar, gerekse tanrısal ya da mitsel bir takım tehditlerle sürekli ölüm ve cehennem korkularıyla çepeçevre kuşatılmışlardı. Dolayısıyla bireysel anlamda yaşayabilecekleri, kendi hayatlarını sürdürebilecekleri bir dünya yaşamı, bir doğa yok idi. O bakımdan Rönesans'ta yeniden, aslında yeniden değil, baştan bir insan yaşamının mümkün olabileceği görüldü. İşte bundan dolayı dünya ile barışık insan kendi kendini tedavi etmeye başladı. Yani bu şunu gösteriyor. Değerli izleyiciler, yanlış din ve Tanrı anlayışı insanları hasta ediyor. Onu diyor yani kısacası. Bakın, İncil'lerin tercümesi, antik çağdaki eserlerin Latinceye çevirileri ve bunlarla ilgili kurallar neden konulmuştur? Yani insanlar gerek çevirilerde gerek telif eserlerde yanlış bilgi edinmesinler, yanlış bilgi yayılmasın. Yanlış bilgi yayılırsa korku, endişe, kaygı, ümitsizlik, küslük dünyaya karşı, düşmanlık ortaya çıkar. İşte bunu önlemek için edebi ve bilimsel eserler ve çeviri faaliyetleri çok sıkı bir kontrolden geçirilmiştir. Rönesans'ta hümanizm akımıyla beraber. Bu neye götürdü insanı? Artık kiliseyle, Tanrı ile bizi korkutamazsınız. Tanrı korkulacak bir şey değil. Çünkü o sevilecek bir büyük mutlak varlıktır. Biz doğayla barışmak istiyoruz. Madem bizi dünyaya getirdi, madem ki yarattı, neden ölüm ve kilisenin tehditleriyle biz yaşamımızı cehenneme çevirelim? Felsefesi yerleşmeye başlamıştır. İşte bu da insanı ruhsal ve zihinsel olarak rehabilite etmiştir. Bu rehabilitasyona, aslında bu sağaltıma İslam dünyasının da ihtiyacı var. Cemaat ve tarikatlere bakın. Her gün televizyonlarda cehennemle, haramla, yasakla, tehditlerle Türk halkının normal zaten zar zor yaşadığı yaşamı burnundan getirmektedirler. Allah yarattıysa insanı doğayla barışmasını istemekte ve ömrünü temiz bir şekilde sürmesini talep etmektedir. Sen ne oluyorsun da onun zihnini ve ruhunu kirletiyorsun? İşte bize de bir Rönesans lazım. Rönesans'ta hümanizm insanın yeniden yaratılması demektir. Demek ki insan Orta Çağ'da kilise tarafından yaratılıyor. Kilise tarafından
büyütülüyor, tehdit ediliyor, sınırlandırılıyor, kısıtlanıyor. Zihni bedeni ele geçirildiği gibi zihni ruhu da tutsak ediliyordu. İşte Rönesans'taki hümanizm onu bu tutsaklıktan kurtarıyor ve insanı yeniden yaratıyor. Hümanizm insanın yeniden hayata döndürülmesidir. Aslında diriltilmelisidir diyebiliriz. Pico de Mirandola, değerli izleyiciler, yine 15. yüzyılda önde gelen hümanistlerden Pico de Mirandola, İsa'nın şahsı üzerinden insanın yeniden diriltilmesi fikrini işler. Şimdi soruyoruz, biz neden Hazreti Muhammed'in şahsında bireyleştiremiyoruz insanları? Neden Hazreti Muhammed'in şahsında insanın yeniden dirilmesini, yeniden hayatla, doğayla, yaşamla barışmasını sağlayamıyoruz? Bakın, düşünebiliyor musunuz? Bu saydığım hümanist isimlerin hemen hepsi ya keşiştir, hiç olmazsa din eğitimi almışlardır. Ve kiliseden, yine dinden, orta çağdan gelen dinin etkisinden hareket ederek insanı yeniden nasıl yaşatabiliriz? Hatta İsa üzerinden nasıl yaşatabiliriz? Çabası içine girmişlerdir. İnsanı biz bir taraftan İsa üzerinden yaşatmak isterler. Diğer taraftan coğrafi keşifler, diğer taraftan edebiyatla, diğer taraftan bilimsel çalışmalarla her alanda insanı nasıl olur da evrenin merkezine koyabiliriz? Diyeceksiniz ki insan evrenin merkezinde ne işi var? Neden Tanrı yok? Değerli izleyiciler, Tanrı'yı biz evrenin merkezine koyamayız. Neden? Çünkü o zaten her şeyi yaratandır diye inanıyoruz. Biz kimiz de onu evrenin merkezine koyuyoruz? Evrenin merkezinde biz varız. Biz yoksak hiçbir şey yok. İnsan yoksa evren de yok, hiçbir şey yok. Tanrı imgesi de yok. O bakımdan eğer insanı yaşat ki cihan yaşasın, bizim sözümüzde de vardır bu, bizim atasözümüzde. İnsanı yaşat ki cihan da yaşasın, alem de yaşasın. İnsan yoksa alem de yoktur. İşte bu bakımdan Mirandola, hümanistlerden Mirandola, İsa'nın şahsında, İsa'nın kişiliğinde insanın yeniden hümanizmle birlikte dirilmesi ve yaşamla bütünleşmesini salık verir. Erasmus'tan söz etmiştik. Erasmus Desiderius ne yapıyordu? Deliliğe Övgü kitabı yazmıştı. Deliliğe Övgü kitabını okuyun. Orada üstün insandan söz eder. Üstün insan. Bu Nietzsche'de, ileride Nietzsche'de üstün insan modeli buradan alınacaktır. Nietzsche'deki üstün insan modeli buradan alınacaktır. Bizde insanı kamil, çok önceden 1247'de ölen Muhyiddin İbni Arabi'de insanı kamil vardır, üstün insan. Üstün insan ne demek? Yani yiyip içen, canlı olarak yaşayan sıradan bir türdeşimiz değil. Üstün insan nedir? Biyolojik varlığının üstüne kültürel anlamda, sanatsal anlamda, bilimsel olarak bir insanlaşma binası diken kimsedir üstün insan. Yani yoksa şeyh şıh değil. Üstün insan kimdir? Özellikle Rönesans'ta üstün insan, Erasmus'un dediği gibi, çalışan, üreten, eğleyen insandır. Peki orta çağda çalışan, üreten, eğleyen insan var mı? Yok. Neden? Çünkü kiliseler düşünür, kiliseler ürettirir, onlar emreder, insanlar üretir. Din söylerse üretirler, yerler, içerler ve sadece itaat ederler. Birey yoktur ki çalışan insan olsun. O bakımdan üstün insan olmanın tek yolu, bakın Erasmus, 1536'da ölen Erasmus, üstün insan olmanın tek yolu olarak ileride söyleyeceğiz. Max Weber de söyleyecek bunu, bakın. Kapitalizmin ruhunda bu vardır. Çalışan birey anlamına geliyor üstün insan. Çalışan, yaratan, üreten, var eden, kendi gücünü, Tanrı'nın vermiş olduğu kapasiteyi, yeteneği kullanabilen, birey olabilen, özgür olan, kendi aklıyla düşünen, aklını vermeyen, aklından vazgeçmeyen bir insandan bahsediyoruz. Şimdi bakın, Erasmus da Mirandola gibi ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın, bugün Erasmus programları yapıyoruz dedik Türk üniversitelerinde. Erasmus 16. yüzyılda öldü, 1536'da dedik. Aynen Mirandola gibi o da ne diyor biliyor musunuz?
üstün insanın modeli İsa'dır. Peki İsa acaba bütün insanlardan mı üstün, yoksa üstün olmanın vasıflarını taşıdığı için mi üstündür? İkincisidir. Üstün olmanın vasıfları nedir? Fedakarlık. Mesela İsa'nın şahsında kendisini insanlık için feda etmesidir. Mesela kendisini Türk milleti için feda eden, gazi olan, şehit olan insanlar üstün insanlardır. Alın size üstün insan. İsa da kendisini insanlık adına, hiç olmazsa Hristiyanlar adına feda etmiştir. Üstün insandır. Yoksa tanrısal anlamda herkese egemen olan, herkesi böcek gibi, sürü gibi gören bir varlık değil. Şimdi Erasmus hümanizmi iki noktada kendisini gösteriyor. Bir, Yunan Latin kültürü. Erasmus Yunan Latin kültürünü iyi bilen bir hümanist. İkincisi, İncil hümanizmidir. Değerli izleyiciler, siz bu sohbetlerimizi, siz bu programlarımızı ikili sohbet gibi düşünün. İncil'den hümanizm çıkar mı diyeceksiniz? Adam çıkarıyor. İncil'den hümanizm çıkarıyor. Yani tekeden süt çıkarıyor adam. İncil'den hümanizm çıkması için çok işlemeniz lazım. Çünkü İncil Tora'nın devamıdır. Yahudilik, Hristiyanlığın devamıdır. Yahudiler sadece kendi ırklarını ve bölgelerini düşünerek Tanrı'yı yaratırlar. Kitabı ona göre yaparlar. Hristiyanlık da onun devamıdır. İsa da zaten söylüyor bunu. Ben Yahudiliğin devamıyım diyor. Korkmayın, onun tamamlamak için geldim ben diyor. Böyle bir İncil, İsa'nın yazmadığı, İsa'nın haberinin olmadığı, sonradan havarilerinin yazdığı, sonra bin bir türlü nüshaların ortaya çıktığı, Hristiyanların bile kendi aralarında anlaşamadığı, belli bir İncil'in bile henüz daha Matta, Markus, Luka, Yuhanna'dan başka, ki onlar da tartışmalıdır, bir İncil metninin olmadığı bir İncil'den Erasmus İncil hümanizmi çıkarıyor. Sen namaz kılan erkekler, namaz kılan kadınlar, İyilik yapan erkekler, iyilik yapan kadınlar. Kim ne iyilik yaparsa iyiliği onunla gider, kötülük yaparsa onunla gider. Bütün insanlar Allah katında eşittir diyen Kur'an'dan hümanizm çıkaramıyorsun. Problem bu. Hazır, elinde var. Var olan bir şeyden bir hümanizm çıkaramıyorsun. Neden? Felsefe yok. Neden? Dünyayla küskünüz. Neden? Felsefeyle mücadele ediyoruz. Neden? Laiklikle, dünyayla, sekülerizmle mücadele ediyoruz. Neden? Atatürk'e karşı mücadele ediyor. Bundan çıkmaz zaten. Bunları bıraktığımız an Kur'an kendi kendine zaten biz zorlanmadan da İslam hümanizmini çıkaracaktır. İslam hümanizmini çıkaracaktır diyorum. Çok rahatlıkla da çıkar. Orta Çağ tartışmalarına karşı Hristiyan inancını ve yaşam biçimini yeniden gündeme getirir Erasmus. Yani Erasmus hem hümanist hem de iyi bir Hristiyandır. Şöyle der: yaşam tartışmadan daha fazlasıdır. Yani biz kendi aramızda o öyle mi, bu böyle mi, sen mi iyisin, ben mi iyiyim, bizim cemaat mi iyi, senin cemaat mi, tartışmalarını bir kenara bırakalım. Biz tartışmaların ötesinde ondan daha fazlası olarak hayatla barışalım der. Aslında dini metinleri bile doğrudan doğruya seküler bir yaşam felsefesine dönüştürdüğünü görüyoruz. Erasmus bundan dolayı ismi unutulmayan, üniversitelerde adına programlar açılan bir filozoftur. Acaba insan aklı Erasmus'a göre neden inanç konusunda tıkanır? İnançlılık, inançsızlık ya da koyu bir inançlılık veya tamamen inancı terk etmek gibi bir git gel nasıl yaşar insan aklı der ki, bir, inancımız soylu olmalı. Soylu ne demek? Bir şerefi, bir erdemi, bir kökü, insana saygısı, sevgisi, rasyonelliği olmalı inancın. Bu soylu inanç. İki, hoşgörüyü ve iyi yürekliliği salık vermek. Eğer bir inançta hoşgörü ve İyi yüreklilik salık verilmiyor ise o inanç insanlığın düşmanıdır. Birbirimize de düşman eder, birbirimizi boğazlarız. Batı Rönesansı'nda ve dolayısıyla hümanizmde
dini ve din adamlarını yaşam ve doğa ile barıştırmak esas olarak gözüküyor. Bize gelelim. Yaşam ve insanı biz dinselleştiriyoruz. Yaşam ve insanı dinselleştiriyoruz. Onlar dini ve din adamını yaşamla barıştırırken, Rönesans'ta bunu görüyoruz, hala devam ediyor onlar. Biz ise yaşamı ve insanı dinselleştiriyoruz. Bedenimizi dinselleştirmeye çalışıyoruz. Kafamızı dinselleştirmeye çalışıyoruz. Halbuki buna tam ihtiyacı yok. Her şeyi yaratan benim, her şey benim kontrolümde. Siz de kendi iradenizi kullanın diyor. Çok net bir inanç var. Bizim aynen Agustinus'un yaptığı gibi toprağı, taşı, bedeni, şunu bunu bir takım sembollerle dinselleştirmemize gerek yok. Böyle bir ihtiyacı yok Tanrı'nın. Bizdeki Tanrı anlayışı, yani İslam'daki Tanrı anlayışı çok net, çok anlaşılır, çok açık, çok basittir. Hristiyanlığın Tanrı anlayışındaki o karmaşıklıklar, anlaşılmazlıklar aslında onları bu kadar din üzerinde bu kadar kafa yormak gibi bir yola sokmuştur. Dinden özgürlük üretilmiştir. Ama bizim bazı insanlara sorarsan, hatta tarikat ve cemaatlere sorarsanız, efendim dinde özgürlük olmaz. Dinin içine girdiysen, Müslüman olduysan artık onun ilkelerine göre yaşayacaksın. Ha, yaşar yaşamaz, o bireyin kendi meselesidir. Sen yaşatıp sen yaşatmamak gibi bir otoriten olamaz zaten. Bu otoriteyi nereden alıyorsun? Allah sana başka insanların dini yaşayıp yaşamadıklarını kontrol etmek için bir yetki vermedi. Ne verdi peki? Bakın, Rönesans hümanizmde bunu söyleyen din adamları ve filozoflar aynı zamanda diyor ki Erasmus, madem ki insanı Tanrı yarattı, yarattığı insan özgürdür. Çünkü bir insanın yaratılması ona verilen özgürlüğün belgesidir. Eğer bir insan yaratıldı, yeryüzüne gönderildiyse artık özgürdür. Yapar yapmaz ama eğer üstün o insan olmak istiyorsa, yani seçkin insan, yani erdemli insan, yani doğru dürüst insan olmak istiyorsa o zaman çalışacak. Temel ahlaki ilkelere uyacak, erdemli davranacak. Bunu söylüyor zaten. Erasmus ve diğer tüm hümanistler aynı zamanda eğitimcidirler, biliyor musunuz? Rönesans döneminde eğitim başı çeker. Çünkü insan özgürdür. Özgür insan eğitilmelidir. Eğitilmeyen insan üstün insan zaten olamaz. Demek ki entelektüel olmanın, Rönesans'ta hümanizmin en önemli anlamı olarak entelektüel olmak eğitimle mümkündür. Eğitilmeyen insan kesinlikle alt katmanlarda bir insandır, canlıdır. Eğer insanın tanımı yapılmışsa, işte Tanrı tarafından yaratılmıştır deniyorsa, ki öyle deniyor, o zaman insan eğitilebilir. Peki orta çağda insan eğitilebilir mi? Hayır, insan ikna edilebilir, ona telkin edilebilir. Bakın, inandırma, İkna etme, telkin etme. Bunlar eğitim değil. Orta çağ bunu denedi, yapamadı. Tekrar orta çağları yaşamaya, yeniden test etmeye, yeniden tekrarlamaya gerek yok. Rönesans ne diyor? İnsan eğitilir. Eğitilmelidir de. Neden? Çünkü eğitimde inandırmak ya da inandırmamak, ikna etmek ya da telkin etmek. Bunlar eğitim değildir diyor. Yetiştirmek apayrı bir şeydir diyor. Yaratıcının yarattığı insan özgürlüğe en fazla sahip olandır. Hümanist eğitimin temelinde özgürlük kavramı yer alır. Özgürlük çok önemli. Dinden bakın, kilise gibi kurumsallaşmış, kemikleşmiş, hatta faşizme kadar uygulamaları gördüğümüz kilise kültüründen adamlar özgürlüğü çıkarıyorlar. Özgürlüğü çıkarıyor. Bireyi çıkarıyorlar. İnsanı çıkarıyorlar. Eğitimi çıkarıyorlar. Bilimi çıkarıyorlar. İnsan sevgisini çıkarıyorlar. Diyeceksiniz ki Avrupa kendi insanını seviyor. E tabii kendi insanını sever. Sen de kendi insanını sevdir.
Ne yapalım yani? Onlar bizi de sevsin diye bekleyelim mi? Sen de kendi kültürüne göre bir hümanizm yarat. Neden yaratmıyorsun? Elin kolun mu bağlı? İsrail mi engelliyor? Mossad mı engelliyor? Kim engelliyor? Yap kendin, yapabilirsin. Bilinçsiz bilgi. Bakın çok dikkat edin buraya. Hümanizm eğitiminde, yani Rönesans'taki hümanizm eğitiminde bilinçsiz bilgi insanın ruhunu yerle bir eder diyor. Bilinçsiz bilgi. Ezbere, yüklemeye, baskıya, yönlendirmeye, tek yönlülüğe, kısırlığa dayanan bütün bilgiler, yani sadece yığın yapmak için biriktirdiğimiz bilgiler tek bir şey veriyor bize. Ne biliyor musunuz? Ruhumuz yerle bir oluyor. Ruhumuzu kaybediyoruz. Herakleitos diyordu ki, bilgelik çok şey öğrenmek değildir. Bilgelik tek bir şey öğrenip çok şeyi o bildiğin şeye bağlayabilmektir diyor. Ya Herakleitos bunu milattan önce 5. 4. yüzyılda söylüyor. Kalkıyor Rönesans, ta ondan 1000 yıl sonra Herakleitos'u tescil edercesine bilgeliğin ne olduğunu söylüyor. Biz bilgeler yetiştirmek zorundayız. Bilgeler yetiştirmek zorundayız. Bilgi sayan, bilgi ezberleyen insanlar yetiştiremeyiz. Bakın değerli izleyiciler, Kur'an kutsal kitabımız ama dikkat ederseniz hala bizde hafızlık müessesesi Diyanet'te de var, Kur'an kurslarında da var. Kur'an-ı Kerim'i ezberleterek dindar yetiştiremiyoruz. Kur'an-ı Kerim'i ezberleterek bilge muhafazakar yetiştiremeyiz. Kur'an'ı ezberleterek erdemli insan yetiştiremiyoruz. O çocukların kötülüğünden veya öğretenlerin kötü niyetinden değil. Yöntem yanlış. Bu olmaz. Bilge olamazlar. Erdemli insan olamazlar. Çünkü ezberler ve bilgi yığınları ruhu paramparça ediyor. 16. yüzyılda kadınlar için de eğitim merkezleri açılıyor ve eğitim kadın erkek herkese yaygın bir şekilde uygulanmaya başlıyor. Erasmus yüksek öğretime de bu sırada işte damgasını vuruyor. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.